Değerli arkadaşlarım, hepiniz Memur Akademi platformuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Ortalama KPSS'de güncel bilgiler alanında sınavda çıkmasını beklediğimiz sorulardan bahsedeceğiz. İnşallah bu videoda en az iki tane soru tuttururuz diye temenni ediyoruz arkadaşlarım. Dilerseniz hemen videomuza giriş yapalım. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk kadın Merkez Bankası başkanı kimdir? Arkadaşlar böyle bir soru gelirse cevabımız Hafize Gaye Erkan olacak. Kasım 2023 tarihinde İslam İşbirliği Zirvesi'nin yapıldığı ülke bu sorunun cevabı Suudi Arabistan olacak arkadaşlar. STM tarafından tamamen Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve kamuoyunda kamukaze İHA olarak da bilinen sabit kanatlı İHA sisteminin adı nedir? Arkadaşlar bizler bu sisteme hangi adı verdik? Alpagu adını verdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını ne yılı olarak ilan etmiştir? Arkadaşlar 2024 yılı Cumhurbaşkanı tarafından emekliler yılı olarak ilan edildi. UNESCO 2024 kitap başkenti neresidir? Arkadaşlar kitap başkenti 2024 yılı için Strasbourg seçildi. Türksoy 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti neresi olarak belirledi? Anev olarak belirledi. Türkiye'nin ilk yerli uçağı nedir? Arkadaşlar ilkleri unutmuyorsun. Ölseyim ilkleri her zaman sever. Özellikle yerli ve milli ise bu kesinlikle herhangi bir sınavda çıkacaktır. Umarız ki bu sınavda çıkar. Türkiye'nin ilk yerli uçağı nedir diye bir soru gelirse sizler bunun Türk kuşu olduğunu bileceksiniz. Türkiye'nin ilk cep uydusu hangisidir ya da nedir? Grizu 263. Grizu 263 unutmuyorsun. Dünyanın ilk sanal vatandaşı kimdir? Mia ilk sanal vatandaştır. Türkiye'nin tescillenen ilk tropikal meyvesi nedir? Cevap ne olacak? Eyzer meyvesi olacak. Unutmayın arkadaşlarım. Expo 2023 nerede düzenlenecektir diye bir soru gelirse cevabımız Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olarak vereceksiniz arkadaşlar. Cehennem ağzı, cehennem ağzı mağaraları hangi ilimizdedir? Arkadaşlar hangi ilimizde? Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Karanfil devrimi hangi ülkede yaşanmıştır? Portekiz ülkesinde karanfil devrimi yaşanmıştır. Berlin azmi ya da eriyen saatler olarak bilinen eserin resmi kimdir? Salvador Dali olacaktır ki ÖSYM lisans ve ön lisans KPSS'de sanat anlamında birer adet soru sordu sizlere de bir adet soru sormasını bekliyoruz. Bu da neden Salvador Dali olmasın? O yüzden eriyen saatler ve Bellin azmi eserlerinin Salvador Dali'ye ait olduğunu bilmekle yükümlüyüz. Dünyanın en büyük körfezi neresidir? Meksika körfezi. Tearapolis antik kenti nerededir? Pamukkale'de yani Denizli ilimizin içerisindedir. Türkiye'de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan Savaş Atları Müzesi hangi il müzedir? Sivas'ta yer almaktadır. Hangi müze? Savaş Atları Müzesi. Üç güzeller tablosu kime aittir? Nuri Yem'e aittir. 2024 yılında bayrağını değişiklik yapan ülke hangisidir? Kırgızistan olacak arkadaşlar. Türkiye'nin en uzun mağarası nerededir? Arkadaşlar Isparta'dır. Isparta'dadır. Peki bu mağaranın adı nedir? Pınar Gözü Mağarası. Türkiye'nin en yüksek rakımlı il merkezi nerededir? Erzurum'dadır. Bunu da unutmuyorsun arkadaşlarım. En yüksek rakımlı il neresi? Erzurum. En fazla petrol rezervine sahip olan ülke hangisidir? Venezuela olacak arkadaşlar. Dünyada mayınları temizlemek için imzalanan sözleşme hangisidir? Ottawa Sözleşmesi. Nobel ödüllü kimyacı kimdir? Aziz Sancar. Ne arkadaşlar Aziz Sancar Nobel ödülü alan Türk olarak da bilinir kendisi. Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi nedir? Bak tekrardan bahsediyoruz. İlk diyoruz, önemlidir. İlk milli savaş gemisi, gemisi, gemimizin adı nedir? Heybeli Ada. Kinderland'ı en dar olan limanımız neresidir? Sinop limanımızdır. Türkiye'de bir gün başbakanlık yapan kimdir? Ahmet Fikri Tüzel. Arkadaşlar Ahmet Fikri Tüzel. Türkiye'de bir gün sadece 24 saat başbakanlık yapan tek kişidir. Kim? Ahmet Fikri Tüzel. 2027 Avrupa Oyunları nerede oynanılacaktır? İstanbul'da oynanacak. Dünyanın en mutlu ülkesi neresidir? Finlandiya olarak cevaplayacağız. NATO'ya da dahil olan son ülke hangisidir? Arkadaşlar unutma NATO'ya en son üye olan ülke hangisi? İsveç'tir. Hatta bu karar Rusya tarafından pek olumlu karşılanmamıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na kim seçildi? Kadir Özkaya seçildi. 2023 yılında ülkemizde üretilmesine karar verilen aşı hangisiydi? Happy hepatit A aşısı 2023 yılında artık ülkemizde üretilmesine karar verilen bir aşıdır. Ekim 2023 kaçıncı kalkınma planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi? Arkadaşlar hangi kalkınma planı? 12. kalkınma planı. Türkiye'nin ilk astronotu kimdir? Alper Gezer Avcı olacak. Hindistan'ın ismi ne olarak değiştirir mi? Değişmiştir. Baharat olarak değişmiştir. 2024 Dünya Kitap Başkenti neresidir? Fransa Strasbourg olarak söylemiştik. Meclise girmek için baraj yüzde kaçtır? Haydi söyleyin arkadaşlarım. Yüzde yedidir. Peki hazineden destek alabilmek için barajımız kaçtı? O da yüzde üçtü. Tuz Gölü'nde hangi yetişen bitki Alper Gezer Avcı tarafından uzayda test edilecekti? Arkadaşlarım Harvula bitkisi. Alper Gezer Avcı'nın uzaydaki ilk sözü nedir? İstikbal göklerdedir olmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yıl için beslenen 100. yıl marşının bestecisi kimdir? İlker Kömürcü. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz kimdir? Yasemin Adar. UNESCO 2004 yılı ne yılı olarak ilan etti? Divan Lügatit Türk yılı olarak ilan etti. 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti neresi seçildi? Türkmenistan'ın Anev şehri seçilmişti. 2024 Dünya Gençlik Başkenti neresi olmuştur? Gent olmuştur. Belçika olmuştur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine kim getirildi? Muhsin Şentür. 2024 Euro Eurovision şarkı yarışmasını hangi ülke kazandı? İsviçre kazandı. Yeni Yargıtay Başkanı kimdir? Ömer Kerkes. 2024 Dünya İslam Dünyası Kültür Başkenti neresidir? Şuşa. Mayıs ayında helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran lideri kimdi? Hatta ülkemizde de milli yas olarak ilan edildi bu ölüm. İbrahim Reisi. 2024 Türk Dünyası Turizm Başkenti neresidir? Türkistan. Aralık 2023 tarihinde düzenlenen Necip Fazıl ödüllerinde şiir alanında ödülü kazanan isim kim olmuştur? Ali Günvar olmuştur. İlk uzay yolcumuz Alper Gezer Avcı uzayda toplam kaç adet deney gerçekleştirmiştir? 13 adet deney gerçekleştirdi. Peki bizlerin ilk kadın muhtarı kimdi? Gül Esin. İşaret çocukları, yedi güzel adam, menziller, korku ve yakarış eserlerinin yazarı olan yazar hangisidir? Cahit Zarifoğlu. İslam dünyasında fiziksel kimyanın temelini atan ve El Kimya adlı eseri yazan bilim adamı kimdir arkadaşları? El Razi olacak. Değerli arkadaşlarım güncel bilgiler için son videomuzu bu videoyla YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Bundan sonraki videolarımız güncel alanına gelmeyecek. Tarih, coğrafya, vatandaşlık alanlarında orta KPSS üzerine çalışmalarımız devam ediyor. En yakında bu 3 videoyu en kısa sürede YouTube kanalımıza yüklemeyi planlıyoruz değerli arkadaşlarım. Ve biz de şimdiden başarılar dileriz. İyi çalışmalar.